Ya, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ Bu konuda bizi destekleyen her kademe için şükranlarımızı sunuyoruz. Kaç tipi var? 105'in üzerinde firmalarımız var. Olabildiğince firma sayısını şu an çok bizim doğal şirketimizin sahiplenmeyiz. Amacımız, birinci amacımız kârcılıktan ziyaret. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Paramo Puancılık Genel Müdürü Sayın Sultan Arslan'ı hanımefendi sahneye davet ediyorum. Sayın Hazirim, hepiniz 2023 Promotör Şof Fuarı'na hoş geldiniz. Promotör Derneği'nin sahip olmuş olduğu Promofuarcık olarak amacımız öncelikle Türkiye promosyon ekosisteminin hak ettiği değere ulaştırmaktır. Bunun için ciddi bir özveriyle çalıştık. Bununla birlikte bu süreçte Türkiye'de 7 bölge ziyareti yüzlerce firmaya dokunduk. Amacımız birlik ve bütünlük içerisinde daha iyi fuarlar gerçekleştirebilmek. Bununla birlikte ülke ekonominin katkı sağlayabilecek nitelikli alıcıları fuarımıza buluşturarak üyelerimizin, fuara katılımcılarımızın ihracatını artırmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda fuarımıza yaklaşık 200 firma, 500 markayla birlikte ziyaretçilerimize yıl kapımızı açmış olduk. Bununla birlikte başta Promotör Başkanımız Mehmet Yüce Türk ve yönetimde çok büyük emekleri olan Fuar Komite Başkanımız Yusuf Altay'a çok teşekkür ederim. Ben 23 yıl fuar sektörü olmama rağmen aslında promosyonun çok farklı bir sektör olduğunu görmüş olduğum bu süreçte ve bununla birlikte gerçekten destekleri esirgemeyen bütün yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Şimdiden fuarımızı bekleriz devreye geçmesini diler ve 2024'te ciddi anlamda daha uluslararası boyutta daha güzeller, güzel fuarlar diliyorum ben. Teşekkür ediyorum. Fuarcıları Derneği Sayın Şaban Beyler Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Burada verilen çok büyük bir emek var. Ama onun karşılığı bu değil. Karşılığı çok daha büyük olmalı. Uluslararası olmalı. İyi fuarlar diliyorum. Promotör Genel Başkanı Sayın Mehmet Yüce Türk'ü sahneye davet ediyorum. Düzenlemiş olduğu 2023 Promosyon Şof Fuarı'na hoş geldiniz. Bu seneki Promosyon Şof Fuarı derneğimiz için ayrı bir öneme sahip.
Çünkü organizatör firma olan Promo Fuarcı'nın sahibi Promotürk Derneği'nin kendisidir. Yani sizlersiniz. Bu şekilde bizim amacımız Türkiye promosyon ekosistemini konsolide ederek birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde KOBİ'lerimize gerekli ihtiyacı, gerekli ihracat eğitimleri vererek ticaretlerini arttırmaya katkıda bulunmak. Bu şirketimizin kuruluş döneminde desteklerini hiç esirgemeyen İstexpo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Sezen'e de sizlerin huzurunda ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu dönem Promotürk olarak çok önem verdiğimiz diğer konu ise üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde oluşturmuş olduğumuz endüstriyel tasarım yarışması. Buradaki amacımız üyelerimizin bu konuda üretecekleri ürünlerine katma değer sağlayacak ürünlerin gelişimine yardımda bulunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda özellikle endüstriyel tasarım yarışmasını organize eden komitemize teşekkür ediyoruz. Ayrıca endüstriyel tasarım yarışmamıza katılan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür eden birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülünü alan arkadaşlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Genel perspektifte baktığımızda fuarımıza 200'e yakın firma, 500'e yakın markanın katıldığını görüyoruz. Bu konuda da özellikle fuar komitesine ve dernek yönetimine ayrıca teşekkürlerini iletmek istiyorum. Biz Promotürk olarak gönüllülük, bağımsızlık ve şeffaflık ilkelerimizle kurumlara ve kişilere değil, konulara ve görüşlere taraf olma anlayışımızla geleceği daha sağlam adımlarla ilerlerken bu gücün de güçlü bir promosyon sektörü için çalışan bünyemizdeki her siyasi görüşten ve her inançtan olan siz değerli iş insanlarından yani üyelerimizden aldığınızı bilmenizi istiyorum. Konuşmalarımı burada bitirirken hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Bize güç ve motivasyon sağladığınızı da bilmenizi isterim. Biz bir olmak için buradayız. Biz birlik olmak için buradayız. Biz sektörümüze faydalı olabilmek için buradayız. Asıl biz olabilmek için buradayız. 2023 Promotürk Promosyon Show Fuarı'nın bütün katılımcılar için bol bereketli geçmesi dileğiyle her bir katılımcı firmanıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıçkaya'yı konuşmasını yapması ve ödülleri vermesi için sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkan, çok kıymetli katılımcılar, çok kıymetli misafirler. Öncelikle ben de sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ve bu fuarımızın yani 35. promosyon show fuarının açılışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve bu vesileyle de Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bulat Beyefendinin de selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum. Promosyon sektörü önemli bir sektör. Yüzden fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ve yaklaşık da 300 bin çalışana hizmet veren, istihdam sağlayan önemli bir sektörümüz. Ve 2026 yılı hedefi 3 milyar dolar olan gerçekten bizim de bakanlık olarak kıymet verdiğimiz büyük bir sektör. İnşallah yıl sonunda 255 milyar dolarlık OVP hedefini de yakalayacağız bu performansla. Tabii hedefimiz büyük, amaçlarımız büyük ülke olarak. Ve bakanlık olarak da, Ticaret Bakanlığı olarak da Türkiye yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdayız. 2028 vizyonumuz, Sayın Bakanımızın liderliğinde biz sektörlerle istişare ettik, toplantılar yaptık ve belirli hedefler koyduk. Şu anda biz dünya ihracatından aldığımız pay %1.04 düzeyinde. İnşallah bunu %1.2'ye çekeceğiz. KOBİ'lerin ihracatındaki payımızı artıracağız. E-ticarete, e-ihracata odaklanacağız ve
Toplamda ihracatın payını şu anda %2.1 olan, %3 olan payını %10'a çıkartmayı düşünüyoruz. Böyle hedeflerimiz var. Ve bütün bunlar için de biz ihracata, ihracatçılarımıza önemli destekler veren bir bakanlığız. Çünkü biz ihracatçının bakanlığıyız. Bu noktada hem dernek olarak konuştuk zaten Sayın Başkanımızla, işbirliği kuruluşlarımıza verdiğimiz destekler var. İşte tasarım yarışmasından bahsetti. Buna dönük desteklerimiz var. Tasarımcıların yurt dışı eğitimlerine dönük desteklerimiz var. URGE gibi işbirliği kuruluşlarının B2B organizasyonlarından tutun da ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya kadar, tasarıma kadar işte fuar katılımları, yurt dışı fuar katılımı, yurt dışı fuar katılımları ve nihayetinde küresel marka olmaya kadar ihracatın her adımına, her aşamasına destek veren bir yapımız var. Ve yılda yaklaşık 14-15 bin firma bizim bu desteklerimizden faydalanır. Ve 2023'te bizim bütçemiz 10 milyar TL idi. 2024 yılında inşallah bu bütçeyi de 20 milyar TL'ye çıkartarak ihracata ve ihracatçımıza önemli destekler vermeye devam edeceğiz. Bir de son dönemde e-ticarete dönük çok yeni bir destek paketi de hazırladık. Yine bence promosyon sektörünün kullanacağı B2B pazar yerleri olabilir. Başka organizasyonlar olabilir. Efendim yurt dışında depo tutmaktan tutun da bu tür kiraların desteklenmesi, sipariş karşılama dedikleri fulfillment hizmetlerinin desteklenmesine kadar ihracatımıza, ihracatın her aşamasına destek veriyoruz. E-ticaret paketi de dediğim gibi yeni bir pakettir. İnşallah bir sonraki turda eğer başkanımızla yine konuştuk, bütün üyelere dönük ihracat desteklerini daha geniş bir şekilde anlatacağımız bir organizasyonda, bir seminerde düzenleyebiliriz. Biz her zaman sizin yanınızda olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Yine finansman noktası da önemli. Sadece hibe destekler değil. Biz hem Exim Bank'la hem de son dönemde kurduğumuz İGE AŞ İhracatı Geliştirme AŞ marifetiyle ihracatımızın finansmana erişimini de kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İGE'den bahsetmek gerekirse, eğer kefalet sorununuz varsa, teminat bulma noktasında bir sorun çekiyorsanız Exim Bank'a gittiğiniz zaman, diğer bankalarımıza gittiğiniz zaman İGE kefalet sistemini kullanabiliyorsunuz ve bu şekilde ihracat finansmanına, Exim Bank kredilerine, diğer kredilere daha kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Yine son dönemde açıklandı, Sayın Bakanımız da açıkladılar. Yine Mehmet Şimşek Bakanımız da, yine Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da OVP'deki açıklama marifetiyle bunu söylediler. Biz önümüzdeki dönemde bakanlık olarak, devlet olarak şunu yapmaya çalışacağız. İçeride dengeli, konsolide bir ekonomi tasarlarken büyümenin motoru ihracat olacak. Dolayısıyla tüm bakanlıklar ihracat için seferber olmuş durumda. Bizim bakanlığımız, Exim Bank ve diğer kurumlar ihracatın her aşamasına hem hibe desteklerle hem enformasyon destekleriyle, bunun içerisinde ticaret müşavirlerimiz var, bizim kolay ihracat platformumuz var. Bunları da kullanmanızı tavsiye ediyorum. İhracata hem bilgin marifetiyle hem hibeler hem de finansman olarak destek vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra da inşallah işbirliğimizi derneğimiz marifetiyle sürdürelim istiyoruz. Ben çok uzatmak istemiyorum. Sözlerime burada son verirken bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu fuarında sektörümüze, ülkemize, ihracatımıza hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Endüstriyel Tasarım Yarışması ödüllerini vermesi için Sayın Mehmet Yüce Türk'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Doktor Özgün Kavurmacıoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Endüstriyel Tasarım Yarışması üçüncüsü Sayın Betül Karagöz, sahneye davet ediyoruz. Thank you.
tasarım yarışması ikincisi Sayın Elanur Aslan'ı sahneye davet ediyoruz. Masanızın her yerinde. Kağıdında kalem. Handmade. Çok kıymetli. Aynı zamanda şeyi de biliyor musun? Kaşı bahçe. Hocam.
girişimlerimize ayrı bir önem veriyor. Promosyon bu sektörü böyle kıymetli bir sektör aslında. Çekici kurucu. Yine 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 yaptınız herhalde. Ya inanılmaz zengin. Olmasının da yani başına geçip o ihracat yaptığınızı hissedip o Euro'la hesabınıza gelince o banka müdürlüğü falan her şeyi unutuyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Filtreleme sistemi var yani tarafta. Dışarıya duman, koku veya da toz salgını Thank you.
Arkadaşlar, hepinizin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şarap seriye daha tanık bırakıyorum. Biz zaten arkadaşlarla da birlikte olmak gerekiyor. Gerçekten bir komiteyle ilgili ne yapmamız gerekiyorsa fuardan sonra çalışmasına başlayalım. Hepsi kayıt oldu. Artık bizim ekibimizde. Hayırlısı. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin desteklerinizi buradayız. Hoş geldiniz. Siz tam olarak ne yapıyorsunuz? Sizi bir tanısak daha güzel olur. Sultan'la tanışmış mıydı? Tanışmış mıydı? Evet, Sultan Hanım. Sultan Hanım bizim hem fuarımızın genel müdürü, aynı zamanda derneğimizin genel sekreteri. Tasarım yarışmasının bizde kurucusu diyelim, Nülüfer Hanım. Rauf Denktaş meslek lisesiyle de ilişkilerimizi geliştirdik. Evet, yani inşallah bundan sonraki süreçte promotör olarak da ne gerekiyorsa biz elimizden gelen desteği hem pazara sunmada, hem sizi müşterilerle buluşturmada. Bundan sonraki inşallah puanlarımıza size daha Merhaba başkanım.
Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ederiz. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Teşekkür ederim. Sağ gezdik, olun. Beraber de gezdik. Açılış da çok güzeldi. Biz öncelikle Promo Türk'ün ne zaman kuruldu, kaç tane üyesi var, kaçıncı kez yapılıyor bunlarla ilgili. Promo Türk'ten bahsetmek gerekirse Promo Türk 28 yıl önce kurulan, Türkiye'nin 7 bölge 81 ilini kapsayan, Türkiye'deki promosyon ürünleriyle ilgili üreticiler, imalatçılar ve satıcılarının oluşturmuş olduğu 550 üyeli bir dernek diye tanımlayabiliriz Promo Türk'ü. Bunun için de kimler yer alıyor mesela? Evet, öncelikle promosyon sektörünü tanımlamak gerekirse promosyon sektörü çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunun içinde seramikten tekstile, ahşaptan matbaaya, kitaptan metal ürünlere kadar üzerine markalama yapabildiğimiz her şey promosyon sektörünün içerisinde yer alıyor. O nedenden dolayı bugün promosyon sektörü dediğimizde çok geniş bir kitleyi kapsadığını dile getirebiliriz. Peki bu fuarların katkısı ne derece oluyor? Gelen zaman, kimler, nereden geliyor bunlarla ilgili? Promosyon sektöründe biz Promotürk olarak gerekli katkıyı sağlayabilmek adına Promo Fuarcılık Limited Şirketi diye bir şirket kurduk. Bu şirketimizin sahibi de Promotürk Derneği'dir. Buradaki amacımız kendi fuarımızı kendimiz düzenlemek ve buradan gelen aldığımız geliri de tekrar üyelerimize ve sektöre katkı sağlamaktır. Bu açıdan bu yıl 35.sini düzenlediğimiz 35. 2023 Promotürk Promosyon Show Fuarını gerçekleştiriyoruz. 27-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. Bugün ikinci günümüz. Cuma ve cumartesi de devam edip inşallah fuarımızı tamamlayacağız. Fuarımıza kimler geliyor açısından baktığımızda bizim pazarlama faaliyetlerimiz açısından 40 ülkeye biz B2B görüşmeler yapmak ve nitelikli alıcılar getirmek için çalışma yaptık. Şu anda ileride de siz de çekersiniz ya da çekmişsinizdir muhakkak. Yurt dışı alım heyetleriyle bizim buraya fuarımıza katılan üyelerimizin görüşmeleri sağlanılıyor. Bizim buradaki amacımız 2023 yılında promosyon sektöründe 3 milyar dolarlık bir ihracat. 2030 yılına kadar hedefimiz 10 milyar dolarlık bir ihracat. O yüzden fuarımız ve fuarımıza gelen nitelikli alıcılar bizim için çok kıymetli. Bizim buradaki yaptığımız olduğumuz hacme bakarsak 4 günlük şu fuar içerisinde bizim 30 milyon dolar gibi bir ciro, bir ticaret hacmi oluşturma gibi bir hedefimiz var. Peki yurt dışında da bu fuarlar yapılıyor mu veya şahıslar yapıyor mu? Bu baktığınızda yurt dışında da bu fuarlar, promosyon fuarları düzenleniyor. Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da da düzenleniyor. Hepsine işbirliklerimiz var, partnerliklerimiz var. Buradaki amacımız bizim üreticilerimizi oralara götürmek. Orada bu ihtiyaç talebi olanlarla tanıştırmak, oradaki nitelikli alıcıları ülkemize getirmek, ülkemizin ihtiyacı olan ihracatı arttırmaya yönelik ne gerekiyorsa bütün faaliyetleri ben ve yönetimdeki arkadaşlarla gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet. Genel itibariyle şunu söyleyebiliriz. Promosyon sektörü üzerine markalama yapılan her şeyi kapsıyor. Bizim beklentimiz firmalarımızın, nitelikli alıcılarımızın, kurumsal firmaların satın almacılarının promosyon ürünleri alarken bizim merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerden değil, çocuk işçi çalıştırmayan, kayıt dışı olmayan firmalarla fiyat endeksi değil, hizmet endeksi firmalarla çalışması yönünde ricamız var. Herkesi 27-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 1. Oda gerçekleşen Promosyon Show Fuarı'na davet ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Başkan. Ederim, geldiğiniz kolay için. Gelsin size. Sağ olun. Sağ olun.